Selam, ben Zafer Akçay. 100. programa Ferhat'la başlıyoruz. Onun motosikletine konuğuz. Önden bir tır gidiyor. Arkasında bir polis arabası. Ferhat sağdan giderim düşüncesiyle dalıyor. Dalsın mı? Dalmasın değil mi? Çünkü her an her şey değişebilir. Yani sizin planlarınız her an tutmayabilir. Başkalarının planı devreye girebilir. Yani o durumda da zor durumda kalırsınız. O zaman bakın baştan bakalım. Şimdi önde tır gidiyor, yabancı plakalı. Arkasından polis arabaları, çakarları da çalışıyor. O tırın o polis arabasına yol vereceği belli. Polis arabası epeyce solda gidiyor. Yani Ferhat'cığım burada beklemen lazım. Bir kere geçiş üstünlüğü olan bir araç polis aracı ve tırdan yol istiyor sol tarafında. Sen öyle sağ tarafından inatla gidersen böyle kalabilirsin. Geçmiş olsun. Yiğit'le beraberiz. Akşam vakti kırmızı yeşile dönüyor. Yiğit hareket ediyor ama yetmez olaydım diyor. Karşıdan fütursuzca dönen bir araç, sola dönen bir araç Yiğit'e çarpıyor ve Yiğit yere düşüyor. Bakın şu an kırmızı. Karşıya yeşilleniyor ama orası sola dönenler için öncelik tanıyor. Sonra burası yeşile dönüyor. Gördüğünüz gibi artık yeşil. Yani Yiğit'in buradan kalkıp dümdüz gitmeye hakkı var. Ama kavşakta bir terslik var. Karşıya da hala açık sola dönüş. Ve en sağdaki araba dönmeye karar veriyor. Ya inanılmaz bir şey. Bakın en sağdaki araba geliyor ve kafadan Yiğit'e çarpıyor. Ne kadar haklı olursanız olun, yeşilde geçtim, yol benim hakkımdı. Yaralanan siz olursunuz. Haklı olmayı bırakın, her yeri kontrol edin. Ahmet'le devam ediyoruz. Onun motosikletindeyiz. Ama izlememiz gereken öndeki motorcu. Bakınız gidiyor, bir kavşağa yaklaşıyor. Yine yeşil yanıyor ama orada dönülmez yer muhtemelen. O dönüşü yapmak yasaktır. Orada dönen araba gelip arkadaşımıza çarpıyor. Bakın yine yeşil. Yine geçiş bizde. Ama yeşil de olsa her yeri kontrol etmek zorundayız. Çünkü kaportamız yok. Biziz kaporta, her şeyi düşünmek, her şeyi öngörmek zorundayız. Bakın burada eli frene gidiyor. Oysa ki yine bir manevrayla, kaçış manevrasıyla tamamlasa öndeki sürücü o arabanın dönüşünden uzaklaşacak. Ama fren yaptıktan sonra artık yönlendirme yapamazsınız, hedefe kilitlenirsiniz ve doğruca ona doğru gidersiniz. İstenmeyen sonuç meydana gelir. Hamza'nın motosikletine konuğuz ve sol taraf Anıtkabir. Oraya yürekten sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Dönüyoruz. Şimdi orası keskin bir viraj aslında. Anıttepe'ye döner ama Hamza bilmiyor ve düz zannedip devam ediyor büyük ihtimal. O sırada arkadaşıyla da konuşuyor. Dalmış herhalde. Bir daha bakalım. Bakın burada gidiyor Hamza ama burası sonuçta Gençlik Caddesi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Öyle çok süratli gidilecek bir yer değil. 50 kilometre burada limit. Hamza'nınki oldukça üstünde. Ve bakın orada levha sağ viraj var diyor. Sağ viraj var şehir içinde. Ve yaya geçidi var diyor. Hamza'nın ne yapması lazım? Yavaşlaması lazım. Oysa Hamza yolu düz zannedip devam ediyor. Ki yol sağa dönüyor. Neyse ki iyi bir frenlemeyle Hamza bu işten kurtarıyor ama sınırda kurtarıyor. Gördünüz değil mi? Tabelalara dikkat Hamzacığım. Dikkat. Tunca ile birlikteyiz. Tunca elleri kolları bırakmış. Motoru da boşa almış. Öyle değil mi? Gidiyor. Neyse motorun dengesi bozulunca vitese takıyor, devam ediyor falan. Herhalde sıkılmış mı, ne yapmış, bir takım denemeler yapıyor diye düşünüyorum. Ancak felaket bir şey oluyor burada. Hiç beklemediği bir anda Tuncay yerde. Motoru kapatıyor falan. Ne oluyor diyor. Bakın yağlar mağlar akmış hep. Şimdi bakın burada eller kollar yok hiç. Motor da boşta gidiyor. Belli ki bir deneme yapıyor. Burada vitese takıyor ve devam ediyor. Ondan sonrasında aslında Tuncay kazadan sonra videoya almış. Şimdi hep birlikte onu bir dinleyelim bakalım. Buradan geliyoruz. Motorun lastiği taşın kenarına basıyor. Taş kalkıyor. Bu şekilde kalkıyor. Karter vuruyor. Ben oraya öte patlatıyorum. Direkt karter kalıyor yavaş yavaş. Tabii ki orada bir yapım hatası var ama Tuncay sen de oraya girmeyip çevresinden bir dolaşıverseydin. Güvenli değil ki orası bak. Tabii ki bir yapım hatası. Tabii ki orayı yapanın hatası ama sonuç
Ne oldu? Senin motosikletine oldu. O yüzden bir yer güvenli değilse, tutuş yoksa orada olmayın. Furkan. Cıbıl Furkan'la devam. Ama tümden cıbıl ha. Altta da şort var. Bak. Ama Furkan bak bunun da bilincinde. Bak ne ara ne dere. Hiçbir şey yapmıyor. Bütün arabacılar bunu istiyor değil mi? Araya dereye girmeyin. Furkan da girmiyor. Bakın ne oluyor. Furkan nasıl kaçtığını bilemiyor. Çok akıllıca hareket ama. Çok akıllıca hareket. Bak bir daha izleyelim. Furkan duruyor. Sonra arkadan cayırtı geliyor. Hey nasıl geldi? Furkan nasıl kaçtığını bilemiyor ondan sonra. Bakın bir araba yani eski modelde bir araba. Yani neyine güvenip bu hareketleri yapıyorsun be birader sen. Sonra Furkan'ı tutabilirsen işte. Adamcağız ne güzel duruyordu orada. Hiçbir şey yapmıyordu. E yine suç arabacıların işte Furkan'ın kanına girdiler. Gidiyor. Selçuk'la beraberiz. Ankara'da bizim de eğitim yaptığımız yoldur burası. Çok severim bu yolu da. Orada gidiyor. Tabii köylük bir yol. Hayvanlar var. Hayvanlar olunca bu kilometre fazladır. Net söyleyeyim. Ne bekliyorsunuz burada? Ne olabilir sizce? Ha? Hayvanlardan bir tehlike bekliyorsunuz değil mi? Yani burada dört parmak bak hayvanları görür görmez. Selçuk dört parmak frene atladığı için alkışlıyoruz onu. Ve hayvanlar önünden geçiyor. Eğer bir sürü varsa onların koruyucu köpekleri de vardır değil mi? O da burada bakın. Ya bunlara çok dikkat edilmesi lazım. Bir köpek daha. Ne demiştik? Bir tane varsa bir tane daha vardır. Hayvan görünce lütfen çok yavaşlayın. Onların canı için. Onları düşünerek yapın bunu lütfen. Olur mu? Burak'la devam. Şehir içinde Burak fıldır fıldır gidiyor vallahi. Müsait filtreleme yapmayı ama sürat fazla tabii. Bu süratlerde filtreleme yapılmaz. Öne bakalım şimdi ne oluyor. Burada biraz karışıyor. Koyu renkli araba durunca Burak'ı gördünüz mü? Can havliyle bir şeyler yaptı ama o bile anlamamış ne yaptığını. Kurtardı ama o bile ne yaptığını anlamamış yani. Bakın şimdi gidiyor. Aslında bakın sağdaki beyaz araba sinyal veriyor sola çıkmak için. Şerit değiştirecek. Burak'a düşen burada yavaşlamak, o arabaya izin vermek. Öyle yapsaydı eğer hiç tehlikeye girmeyecekti. Ama sola çıkıyor. Yani ben sana izin vermeyeceğim diyor. Öndeki arabanın da fren lambaları o sırada yanıyor. İşte Burak bu anti centilmenliğini bununla ödüyor. Neyse ki bir şey olmadı. Geçmiş olsun. Erdem günün yardırcanı 170, 177, 183, 185 derken anam anam diyor. Sağdan bir araba çıkıyor. E çıkar. Çıkmasın. Çıkar. Yani şimdi sana bir bakalım sevgili Erdem. Haftanın yardırcını seçtim seni. Şimdi bunlara bakalım. Bir, eller cıplak. Diğer yerler nasıl bilmiyorum ama eller çıplak. Aynalar niye kapalı Erdemciğim? Arkayı görmeye ihtiyacın yok mu senin? Senden hızlısı yok mu dünyada? 185 km bölü saat. Orada senin süretin 90 km olmalı. Hadi bilemedin 99. 185 ile hem de yanlış şeritten gidiyorsun. Yani göremeyeceğin şeritten. Sağ şeridin sağından gidiyorsun. Araba yola çıktı diye kızıyorsun. Niye? Adamın hakkı değil mi yola çıkmak? 185 ile gitmek senin hakkın. Yanlış şeritte gitmek, aynalar kapalı gitmek, eldivensiz gitmek senin hakkın. Adamın evinden çıkıp iş yerine gitmek, belki de başka bir yere bilmiyorum şuraya giriyor, hakkı değil. Şimdi iğneyi bir kendimize batıracağız. Sen orada 90'la gitseydin bu olay yaşanır mıydı? Yaşanmazdı. Doğru şeritte olsaydın bu olay yaşanır mıydı? Dümdüz giderdin. Hiç de bir şey olmazdı. Sana öyle sağ şeritten araba çıkmış. Şimdi burada atarlanıyorsun ve sonra dayı da kızıyor. O da sana atarlanıyor. Bir kavganın da eşiğindesin. Değer mi? Değer mi Allah aşkına şuna? E ondan sonra da hani adam atarlanınca da gidiyorsun. Yapma. Baştan onu yapma. Hiç yapma. O süratlere çıkma. Bir kere çıkıyorsan da doğru dürüst yerlerde ol. Yani şu aynaları da aç. Kırmızıda da geçme. Hadi. Gökhan'layız. Önünde de akrabası gidiyor öyle yazmış. Bir ayrım var orada. Gökhan yavaşlıyor. Arabanın fren ışıkları yanıyor. Bakın sağda çıkış varsa bu araba oraya döner mi? Döner. Hatta dönememiş bile. Ne yapmış? Geçmiş durmuş. Çünkü yabancı plakalı. Ben plakayı kapattım. Ama bu şehrin plakası değil. O yüzden o çıkışlarda lütfen o şeritte olmayın. Lütfen.
Ders diyoruz ama ders değil, bir öneri bugünkü. Çünkü herkes dertli. Şimdi trafikte arabacılar motorculardan dertli, motorcular arabacılardan dertli. Bir düzensizlik var olayda. Bakın aynen böyle oluyor. Şimdi trafik tıkanıyor ya da yavaş ilerliyor. Motorcular buldukları her delikten geçmeye çalışıyorlar. Çünkü küçüklük avantajları var. Beklemek istemiyorlar sıcakta, yağmurda, soğukta, neyse ne. Şimdi burada bazı ülkeler bunu biraz sonra göstereceğim şekilde çözmüş. Çünkü gerçekten çok kötü bir durum. En sol şerittekiler biraz sola gidiyor. Orta şerittekiler biraz sağa geçiyor ve bir ambulans yolu açıyorlar. Her zaman boş olan o yoldan da motosikletliler belli bir düzen içinde ve belirli bir kilometrede geçiyorlar. Böylelikle kimse kimseden şikayetçi olmuyor. Arabacılar sağımdan geldi, solumdan geldi demiyor. Motorcu kardeşim de ne yapıyor? Nereden gideceğini bilerek tek sıra halinde oradan ilerliyor. Al gülüm ver gülüm. Herkes mutlu değil mi şu olayda? Şunu yapsak ya Türkiye'de. Ne olur sanki, şunu beceremez miyiz? Beceririz. En sol şerit sola yanaşacak, orta şerit sağa yanaşacak. Böylece geçiş üstünlüğü olan bir araç geldiğinde ambulans, polis, itfaiye ne olursa olsun bu aralıktan biraz daha zorlamayla çok çabuk geçebilecek. Onlar kullanmadığı zaman da motosikletli kardeşlerim kullanacak ve belli bir düzen sağlanacak. En sağ şerit, orta şerit, sol şerit motorcular her yere dağılmadığı için araba kullananlar da çok daha rahat ederek sürecekler. Bilecekler motosikletlerin nereden geleceğini. Mantıklı değil mi? Ya bu bir öneri sadece. Olsa güzel olmaz mı? Vallahi bence güzel olur. 100. programdan hepinize sevgilerimi sunuyorum. İyi sürüşler.